Günler. Ya bu Meral Hanım benimle mi uğraşıyor anlamadım ki. Bu program saat 10'da başlıyordu biliyorsunuz bir süre öncesine kadar. 10'da başladığında Meral Akşener 9.45'te grup toplantısına başlıyordu. Ben 10'da gene böyle çıkıyordum. Bekle Allah bekle 10.30 oluyordu. Programın ilk yarım saati gidiyordu falan. Sonra biz 11'de tekrar yayına başladık. Yani o saat dilimine geçtik. Meral Hanım da arkamızdan geldi. O da 10.30 yapıyor şimdi. Bak saat kaç? Efendim saatlerimiz... Aa 11.11 çok güzel. Bir, 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 bir yan yana dört tane bir. Ne anlama geliyor? Güzel. Güzel. Yani insanlar bunlardan hoşlanırlar. Dört tane bir yan yana. Saat 11.11. 11 dakikamızı şey yaptı ama ilginç şeyler söyledi. Özellikle bu uzaktan eğitimde bir pek çok öğrencinin çektiği sıkıntı tabii ki çok önemli. Hakikaten bir yıl kayboldu. Bir yıl kaybolurken öğrenciler de ders yapıyormuş gibi yaptılar. Bir şey de aldılar mı almadılar mı bilmiyorum. Hani daha nitelikli okullar, daha özel okul olup ama onlar da iyi özel okullar. İşte kurdukları sistemle sınıfları adeta evlere taşıdılar. Çocuklar birbirlerini görerek falan yaptılar ama kaç milyon çocuk yapabildi? Ya da kaç yüz bin çocuk yapabildi? Onu bilemiyorum. Gerçi her şeye rağmen yani böyle ağır bir sağlık sorununda bir yıl kaybetmek çok önemli değil. Yani o kadar hani karalar bağlamayalım. Tabii sonuçta hayatımızdan bir saniyenin bile heba olması o ayrı bir görüş ama çok özel bir nedenle hepimizin yani geleceğini etkileyen bir nedenle biz eğer dersek ki ya bu bir yılımız gitti. Ha işte o zaman biraz çok da doğru olmuyor. Şimdi tabii ne var? Onu söyledim. Bu tabii son bölüm işte öğrenciler laptop ya da bilgisayarı yok, tableti yok falan. Ya da varsa bir de çok yüksek paralar ödüyorlar da. Nedir? Zaten sorunumuz korona. Şimdi korona evrim değiştiriyor dendi ve birdenbire Londra'da yani da İngiltere'de bir panik oradan işte yayıldı. Şu anda pek çok ülke bizim ondan ilgili haberimiz var mıydı koyduk mu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ona bakacağım. Evet, bir havaalanı haberimiz var ama onu sonradan belki bakarız. Sonuç olarak garip bir şekilde yeni mutasyon dediler. Buna uğradı, birdenbire kılık değiştirdi, çok hızlı yayılıyor, eyvah falan. Doğru mu şimdi? Bakın, sadece sorun Türkiye'de de değil. Dünyada da genel olarak insanlarda bir acaba sorusu giderek yükseliyor. Yani özellikle Batı toplumlarında yani daha üretken, daha düşünerek hareket eden, daha mantıklı olmaya çalışan ve bu nedenle de zaten bizleri falan alıp geçen ülkelerde bir şey var şimdi. Ya bunlar doğru mu? Tabii Batı kaynaklı çok sayıda yani koronanın hiç olmadığını, böyle bir şeyin de olmadığını tamamen psikolojik bir hava yaratılıp İşte grip hastalarının, solunum çeken hastaların, yani klasik her gün yaşadığımız hastalıkları yaşayanların hepsini bir kaba doldurup korona dediklerini, işte buradan insanların öldüğünü, mahvolduğunu falan filan anlatan tümüyle önlemlerin kaldırılmasını isteyenler var. Öncekini okudum. Yani onu kaldır, onu kaldır, onu kaldır, onu kaldır. Yani maskeyi kaldır, mesafeyi boş ver, eve kapanmayı şey yap, herkes dolaşsın. Bundan daha kötüsü olamaz diyen bir görüş de var. Ama bunların tamamen uluslar şeyde dünya çapında büyük bir organizasyon olduğunu ve bununla bir yere varılmak istendiğini söyleyenler var. Şimdi burada tabii o nereye varılacak konusunda ciddi şeyler var, farklılıklar var. Tabii genellikle normal sıradan vatandaşların en çok şeyi abi bunlar bu işten para kazanmak falan diye. Ama daha sofistike bakanlar, dünyanın geleceğine bakanlar bunun bir büyük operasyon olduğu konusunda da birçok pek çok görüş ileri sürüyorlar. Örneğin şunu söyleyeyim. 2023 yılında dünya nüfusu 8 milyarı geçecek. Saniyede 2 çocuk doğuyor. Yani virgülünde var da 2 onda 6 diyor da yani 2,5 tabii insanı bölmemek için söylüyorum ama 2 ya da 3 çocuk doğuruyor saniyede dünyada ve işte tabii ölenler de var. Ama artış var ve 8 milyar. Şimdi 8 milyar insan dünyanın bütün kaynaklarını yiyor. Özellikle bu 8 milyarın 6 milyarı fazla üretmeden, eğitim de görmeden, bir nitelik de taşımadan dünyanın kaynaklarını yiyor. Ay efendim insan sen bilmem karpa hayır öyle bir şey değil. Sakın. Ama
bunun bir şekilde giderilmesini için planlar yapanlar var. Mesela Bill Gates. Şimdi ben Bill Gates konusunda şey değilim. Çok böyle ya adam müthiş, ya adamın 75 milyar doları var. Bana göre daha iyi niyetli bakmak istiyorum. Ama yeni bir dünya düzeni yaratılıyor. Bu dünya düzeninde insanların daha az çalışması, evlerinden pek çıkmamaları, fazla sosyalleşmemeleri, kendi dünyalarını kendi mekanlarında kurmaları amaçlanıyor. Tabii bu bir günde iki günde olacak bir şey değil. Çünkü eğer insanları çalışmadan evde tutmak, sosyalleşmelerini önlemek istiyorsanız ya da sadece izin verilen ölçüde sosyalleşmeleri istiyorsanız altyapısını hazırlayacaksınız. Bunun bir numaralı altyapısı nedir? Para. Tamam, insanlar çekildi, çalışmıyorlar. Peki ne yapacaklar? İşte o zaman bütün dünyada uygulanacak, herkese eşit olarak dağıtılacak bir para. Ve bu parayla standart bütün ihtiyaçlar karşılanabilir. Nedir bunlar? İşte günlük onu doyuracak, sağlıklı beslenmesini sağlayacak gıda alabilmek. İki, ısınma için enerji, ısınma, eğlenme, şu için o sağlanacak. Ve iletişim, başkalarıyla konuşma. Şimdi bakın, öyle bir düzen yaratılmak isteniyor ki benim anladığım kadarıyla. Bir, herkese eşit miktarda yaşayacağı ve birbirini kıskanmayacağı ölçüde bir asgari para ödemek. Ve bu parayla da ihtiyaçların karşılanması. Bu ihtiyaçlar içinde mesela elektrik, değil mi? Elektrik, ısınmak için doğalgaz. Eğer biraz başka işler yapıp gerçekten kendi de para kazanıyorsa, işte aracı için benzin şu bu. Bunları sağladınız. İletişimini sağladınız ve hatta bunu çok geliştirdiniz. Yani artık cep telefonundan görüntülü değil de. Yani zaten mümkün ama hani daha ona yönelik. Mesela duvarda dev bir ekran bastın. Anneciğim nasılsın? Çok özel. Ya gelemedik sana. Yavrum ne yapıyorsun? Üniversite şu bu. Dev ekranlarda gücü. Böylelikle şeyi, mesafeleri de kaldırıyorsun orada. Buna doğru benim gördüğüm bir gidiş var. Şimdi bunu iyi niyetle bakarsan, ya bu kadar insan savaşlar, şunlar, bunlar yerine. Çünkü savaşlar niye oluyor? Toplumları doyurmak için. Efendim Amerika emperyalist güç. Ama işin aslına inersen, bir yerlerde savaşıyorsa, bütün amaç Amerika diye bir varlık para kazansın değil. Amerika'da yaşayan 300 milyon insan bu ülkeyi yönetenlere sorun olmadan rahat ve huzur içinde yaşasın. Adam onun için savaşıyor. Ha, Amerika'nın avantajı ne? Kendi ülkesinde hiç savaş görmüyor. Dışarıda görüyor. Ama diğer bütün ülkeler. Ya Irak'ta ne oluyor? Suriye'de ne oluyor? Afganistan'da ne oluyor? İnsanların hepsi. Ben daha çok kazanıyorum. Ya daha çok kazanınca ne olacak? Daha rahat yiyeceksin. Bütün amaç o. Tabii bu eşit dağılamayınca ya da kaynaklar farklı yerlerde, farklı ellerde olunca savaş oluyor. İşte bu savaşları belki bitirmek için böyle bir düzen kurulması amaçlanıyor sanki. Şimdi bu İngiltere'deki beni başka türlü de huylandırdı. Yani birinci fazı geçtiler. Bir şekilde herkes bir aşağı yukarı bu fikir oluştu. Ya işte daha az dışarı çıkacağız. İşte artık evlerden çalışabileceğiz. Tabii evlerden çalışma ne demek biliyor musunuz? Ulaşım. Ulaşımda harcanan onun maliyeti. Şimdi bütün o maliyetleri ortadan kaldırıp bir fona koyabiliyorsanız pek çok başka işleri halledebiliyorsunuz. Ama en önemlisi savaşmayı ortadan kaldırıp tek düze bir yaşama döndürüyorsunuz. Herkes sanal alemde yaşayacak belki de. Hani bir Avatar filmi vardı hatırlıyorsunuz değil mi? İnsanlar evlerinden hiç çıkmıyorlar. Makineye bağlanıyorlar ve istedikleri hayatı sanal olarak yaşıyorlar. Ama gerçekten her şeyden zevk alarak gidiyor, yemek yiyor. Bize onlar hayal gibi gelmişti değil mi? Bakın giderek oraya doğru bir yaklaşma var. Belki de bir süre sonra gerçekten avatarlarımızla yaşayacağız. Eve bağlanacaksın. Yaş maş önemli değil. Diyorsun ki arkadaş ben 20'li yaşlarda her şeyi yapabilen zıpkın gibi sıçrayayım, atlayayım, şey olayım ve ölmüyorsunuz orada. Çok sıkıştınız mı uyanır gibi uyanıyorsunuz. Makineyi tekrar kurup yatıyorsunuz gibi. Hayal gibi geliyordu ama yavaş yavaş buna doğru bir gidiş var. Şimdi bu şey ne olabilir? Bu acaba diyorum ki bunu hani birinci fazı bitirdik. İnsanlar biraz şey oldu. Şimdi bir ikinciye geçelim daha sıkılaştıralım. Ve bir sene sonra bugüne geldiğimizde belki de hani Türkiye'yi söyleyeyim. Hani Türkiye'de çok iyi uygulandı. Hani 80 milyon nüfus belki
50 milyonu, 60 milyonu evden çıkmaz hale gelecek. Evden çalışıyoruz. Şu anda bugün pek çok meslektaşımız, gazeteci olarak değişik işlerde çalışan, hani ille yüz yüze gelmeye ya da makine kullanmayı gerektirmeyen işlerdeki herkes evden çalışıyor. Ya devlet işlerinin bile %90'ı şey üzerinden oldu. Yani bakmayın mesela HES kodu almak için kuyruk diyorlar. E abi buradan alıyorsun, 10 saniyede aldık. Vergi ödeme, trafik cezası yatırma, efendim işte ne bileyim devlete ödeyeceğin faturalar, şunlar bunlar hepsi evden yapılabiliyor. Şimdi bir nesil geliyor bakın, bunların hepsini yapabilecek bir nesil bu. Yarın onların ve onlar hiç bunu şey yapmayacaklar. Bir ikinci komplo teorisi gene. Bir duyum, yani doğru bir duyum mu ama hani iyi bir eski bir hastane başhekimlerinden biri, tıbben, mikrobiyoloji üzerine de uzman. Bir şey söyledi bana, dedi ki ya bu İngiltere dedi, benim oradan aldığım izlenim ve bir iki kişiyle konuştuğumda bu aşıda hata yaptılar bunlar. Bakın bu şeyi kullanıyor İngiltere, bir kendi aşısı var, bir de galiba BioNTech'ten aldı. Bunların korunması zor, eksi 70 derece. Aşıda hata yaptılar ve bu bir anda hastalığı yani düşürmek yerine yaygınlaştırmaya neden oldu. Bunu gizlemek için işte Covid'in yeni şeyi, çünkü BioNTech'in Türk şeyi neydi adı? Ya isimleri ben tutamıyorum. Yani Türk karı koca var ya, onlar bugün bir açıklama yaptılar. Dediler ki İngiltere'de çıkan yeni virüsü inceledik. Bu aşı onunla da baş edebilecek güçte. Hani korkmayın falan getirdi. Ama işte onu da söyleyince acaba diyorum İngiltere'de bu aşının kullanımında bir hata yaptılar. Ve bir anda vaka sayıları artınca paniğe kapıldılar. Şimdi biz yanlış yaptık yerine. Yeni sürüm tabii bu arada diğer ülkelere de falan filan. Evet, şimdi neyse fazla da şey konuşmayalım. Bunlar çünkü sonuçta sanal görüşler. Ama olmayacak anlamına gelmiyor. Yani bakın şunun için söyleyip konuyu kapatacağım. Şimdi bu Hollywood dediğimiz bir yer var. Bu aslında Amerikan derin devletiyle de ya da Amerikan hakim devletiyle diyeyim. Yani hani bir laf vardır ya efendim, Amerika'nın çıkarları önemlidir. İşte dış politika, iç politika, şu politika, bu politika filan, başkanlar değişse bile sistem aynı kalır. Başkanlar onun üzerinde kendi karakterlerine göre şey yaparlar filan. Ha işte oradan baktığımız zaman Hollywood Amerika'nın bu hakim gücüyle ortak çalışır. Ve Amerikan hakim gücü zaman zaman dünyaya bir mesaj vermek için de bu filmleri kullanır. Günler uzamaya başlıyor ve geceler kısalmaya başlıyor. Ne zamana kadar? 21 Mart'a kadar. 21 Mart'ta gece ile gündüz eşit oluyor ve 22 Mart'tan itibaren de gündüzler uzamaya başlıyor. Bunlar ortaokul, ilkokul, ortaokul derslerinde bize anlatılan. Fakat şimdi geleceğim. Bu şeyin, çünkü yılbaşı da yaklaşıyor. Türkiye'de özellikle İslam coğrafyasında ama işte böyle Türkiye gibi, Malezya gibi, işte biraz Pakistan gibi böyle Müslüman olduğunu çok göstermek isteyen siyasetlerin egemen olduğu ülkelerde. Bu böyle bir anda yılbaşı geldikçe hop gürültü patırtı kopuyor. Oysa bütün bu yılbaşı, Noel adetleri filan hepsi eski ta Türk-Moğol geleneklerinden geliyor. Şimdi bakın bazı bilgiler size aktarmak istiyorum. Çünkü hep biliyoruz da ama ne olduğunu kimse konuşmuyor. Bir dakika ya ben Allah'ım yarabbim. Ya bu konularda ben, ha evet. Şimdi size bazı hani biraz tarihi bilgi aktarmak istiyorum. Pek çok kişi biliyor, hatta uyguluyor. Şimdi bugüne ta bizim Orta Asya'daki Türkler, ona da bakıyorum, kimler diyeceksiniz. Eski Türkler, Hunlar, Moğollar, hatta Sümer, ta o zamandan bir kere bu gece gündüz farklarını filan 1000 yıl, 2000 yıl, 3000 yıl önceden biliyor insanlar. Güneşin hareketleri. Mesela dün gerçekleşen olağanüstü bir olay var. 800 yıl sonra. İşte Satürn-Uranüs döngüsü filan diye. Ben de bunları eşimden öğreniyorum. Çok iyi bir astrolog. Bu, bilmiyorum haberiniz var mı Sözcü okuyorsanız. Hani bir yıldır Korkusuz'da yazıyordu şey. Yani astroloji köşesi. Ama hani o bildiğimiz ya da gazetelerin hani yıldız falı falan değil. Çok ciddi bir astroloji. Hani efendim hurafe falan değil yani. Ben çok anladığım bir şey değil ama öyle bakmıyorum. Şimdi Sözcü'de yazmaya başladı Seyran Ataklı.
Sözcü'de pazar günleri bende böyle tam sayfa. Şimdi orada da şey var. Dün yaşanan olay 800 yıl sonra. Bakın. Satürn, Uranüs öyle bir noktaya geliyorlar ki ikisi sanki tek parça gibi gözüküyor ve gökyüzünde böyle kocaman bir ay gibi parlıyor. Tabii ay büyüklüğünde değil. Ama teleskopla falan bakarsan böyle bayağı kocaman. Dün gece ya da önceki gece gerçekleşen böyle 800 yıl sonra. Şimdi insanlar bakın 800 yıl önce bunu kayda geçirmişler zaten. Biliyorlar. Ondan önceki 200'er yıllık, 300'er yıllık dönümler biliyorlar. Şimdi bu da insanlarımız biliyor. Ta eski Orta Asya'da yaşayan, 2000-3000 yıl önce yaşayan insanlar. Bakın, Nar Dugan Bayramı diyorlar. Nar, güneş demek. Işık. Hı? Tamam, şimdi onlara geleceğiz şimdi hepsini. Şimdi bakın, Nar Dugan, eski bilgi ve kadim inançlarda doğa döngüleri, hayatımızın hem ruhsal hem de fiziksel olarak etkileyen döngülerdir. Her bir döngünün unsuru tanrı veya tanrıça motifiyle süslenmiştir. Güneş burada karşımıza güneş tanrı veya Kelt geleneğindeki meşe kral ya da eski Türklerdeki Günhan, 21 Aralık Nardugan olarak geçer. Şimdi geliyoruz. Nar Doğan, yani Nardugan aslında Nar Doğan, yani ateşin doğuşu, güneşin doğuşu. Nar, ateş anlamına da geliyor. Hani mesela nar gibi kızardı, değil mi? Yani parıldıyor, ışık saçıyor. Nar, nur. Bakın hepsi aynı. Oradan nereye gidiyor? Sun ki eski Türk deyiminde de var. Güneş. Sümerce'de var. Bir bakıyorsun Batı dillerinde İngilizce sun, Almanca sonne, işte Fransızcası da öyle bir şey. Onu bilemiyorum. Şimdi bunun anlamı ne? Yani gece gündüz bazen şey diyebilir insanlar. Ya işte gün doğuyor diye bu kadar seviniliyor. E peki o zaman gecenin karanlığı. Hayır. Gece karanlığı demek güneş bütün gücünü toprak altına veriyor demek. Yani ürünün olması için gücünü oraya veriyor, enerjisini oraya veriyor ki günlerin uzamaya başlamasıyla birlikte herkesin ihtiyacı olan gıda ürünlerinin şeyin yani ürünün ortaya çıkması. Tabii bundan 2000 yıl önce, 3000 yıl önce sera yoktu. Efendim bu bir kereye mahsus olup da ürünleri mahveden tohum falan da yoktu. İnsanlar gerçekten ekerler, biçerler, alırlar ve onunla kalır. Ne yapar? İşte domatesi 3 ay aslında, 2,5-3 ay çıkar domates. İşte onu saklamak için salçasını yapar, kurutması yapar. Bir takım sebzeleri öyle. O zaman öyle olmuş. Onun için bu konular çok önemli. Şimdi gelelim. Bazı görüntüler de size vermek istiyorum. Dediğim gibi güneş ve şeyden geliyor. Şimdi birkaç arkadaşlar yan tarafa güneş şeyi verirseniz bakın nereye geleceğim şimdi. Burada bir Ayazata efsanesi. Bu da nedir? Sibirya'da İdil, Ural, Türkistan yani Orta Asya denilen yerde mitolojide özellikle Kıpçak ve Sibirya Türklerinde sık gördüğümüz bir karakterdir. Ön Türk topluluklarında yel ana olarak anılır. Zaman içinde Ayazata adı verildi. Asya Türk dili halklarının mitolojide özellikle Kazak ve Kırgızlarda ay ışığından yaratılan kış tanrısı Ayazata. Şimdi orada bir şey olacak. Böyle sakallı buzlar gibi böyle görüntüler. Onlardan bir verirseniz. Ondan sonra da bu kar kızı ve torununa dönüşüyor. Şimdi göreceksiniz. Bakın. Şimdi bunlar her yıl Orta Asya'daki bizim eski Türk devletlerinde, yani eski Türklerde hala bu gelenekler uygulanıyor. Ve geliyoruz şimdi akça ağaç denilen, akçam denilen işte meşhur bize bugün vay efendim yılbaşı kutluyorsunuz Hristiyan adetidir. Yok, hayır hiç öyle bir şey yok. Bakın sol tarafta gördüğünüz ekranın bana doğru yakın olan da gördüğünüz çam ağacı. Hani o efendim Noel kutlanıyor filan. Eskiden Türkiye'de bayağı çam satılırdı. Şimdi bu çamları da anlatamazdık o zaman. Vay efendim çamlar, hayır efendim çam kullanılmasının sebebi yani bu dönemde yani Hristiyanlık buna sahiplendikten sonra çam kullanılmasının sebebi çamlar gidip kesilmiyor. Aralık ayı çamların budanma ayı. Çamların yanlara doğru açılan ve ağacın büyümesini yani çamın gelişmesini önleyen dalları var. Ve bunlar Aralık ayında budanır. Budanan ağaçlar odun olarak o sırada kullanılmaz. Yaştır çünkü. O zaman işte ağaç süslemede bunu kullanmışlar. Ya dikili ağacı kullanır ya da dalları kesilmiş. Bir kere oradan da bir cehalet vardı. Vay efendim
Bizimkiler Hristiyan adetlerine, merakları yüzünden çamlar kesiliyor. Kesilmiyor. Şimdi sağ taraftaki ise, o da işte eski Türklerin Nardugan bayramında, yani yeni doğan bayramında süsledikleri ak ağaçlar. Bakın aynı aslında. Ve nereden alınmışım? Bakın ona geliyorum. Bunu başka resimler de var arkadaşlar. Onlara devam edebiliriz yani. Bunu nereden almışlar? 21 Aralık'ta en uzun gecenin yaşanması ve ardından güneşin galip gelerek günlerin uzamaya başlaması bir doğa olayı olarak pek çok eski toplumu etkilemiştir diyor tarihçiler. Güneş tanrısı Mitra'nın doğuşu antik Romalılar tarafından. Şimdi bak daha geliyoruz. Bu olay 1000 yıl önceden geliyoruz. Şimdi geliyoruz milattan sonra 324. İmparator Konstantin onun zamanında İznik'te toplanan konsül 22 Aralık'ta güneşin doğumu için yapılan pagan bayramını, tabii eski Türklerin yani şamanlar, işte Çin dinleri, Hint dinleri falan, onlar pagan dediğimiz dinler. Yani tek tanrısı olmayan, çok tanrılı ve ritüellerle yürüyen dinler, onlara pagan dini diyoruz. Ama o pagan adetlerinin çoğu üç kitaplı dinin de kurallarına yansımış bir şekilde. Yani pek çok kural oralardan da alınmış. Diyor ki 24, yani bu pagan bayramını esinlenmişler ve 24 Aralık'ı İsa'nın doğum günü olarak şey yapmış. Biliyorsunuz İznik konsülü aslında sayısız İncil'i toplayıp onları eleyip eleyip 4 İncil'e indiren ve Hristiyanlığa Allah'tan gelen emirlerin dışında ritüeller, kurallar, törenler ekleyen bir toplantıdır o İznik konsülü. Bizim İznik, Türkiye'de, Bursa'daki, gölün kıyısındaki İznik, orada. Yani Hristiyanlığın aslında esas kurulduğu odur. Ondan önce yani İncil yazılmış falan, onların hepsi şey, yüzlerce İncil var işte, dörde düşüyor. Ve sonunda işte orada bu İsa da 24 Aralık'ta doğdu diyor. Şimdi rahmetli oldu tabii Aytun Çıray, İsa'nın da aslında gerçek olmadığını, Adıyamanlı, neydi adı? Adıyamanlı böyle bir o zamanki ilk Hristiyan önderlerinden birinin hayatını, şu aynı şeyler başına gelmiş, Hazreti İsa'ya mal ettiğini anlatır. Ve bu yüzden Aytunç Altındalı papalık reddetmişti, lanetlemeye filan. Sonra baktılar baş edemiyorlar. Vatikan'ın arşivlerini Aytunç Altındalı açmışlardı falan. O da ondan sonra işte maalesef çok tuhaf bir şekilde bir anda zehirlendi falan dediler ve hayata veda ediverdi. Şimdi 24 Aralık'ı şey yaptıktan sonra da çam süsleme olayı da bakın. 24 Aralık 320 tarihi, 324'te alınmış. Bundan 1500 yıl sonra neredeyse, 1605'te ilk ağaç süsleme, çam süsleme Almanya'da görülüyor. Bakın bütün bunlar Nardugan Bayramı'nda süslenen ağaçlar. Üstte de Ayaz Ata ya da Ayaz Kız. Hepsi burada. Bakın bundan 1500 yıl sonra, 2000 yıl sonra. Daha da fazla. Önce Almanya, sonra Fransa'da ve diğer Hristiyan ülkelere geçiyor. Daha sonra da bu işte Noel Baba'nın yaratılması. Noel Baba'nın yaratılması da enteresandır. Yani o da aslında bir meşrubatın tanıtım logosudur. Maskotudur. Sonra onu işte Noel Baba'ya çevirmişler. Yani adetler hep buralardan gitmiş. Ve eski bu pagan dinlerden. Onun için bunu tabii kimden bu kadar ayrıntılı buldum? Efendim Sibel Zeren, tarihçi. Pek çok kaynaktan derleyip herkesin anlayabileceği bir görüntülü, işte fotoğraflı özet çıkarmış. Bunu da size paylaştım. Hem günün mana ve ehemmiyetine, ama nasıl bak. Efendim günün mana ve ehemmiyetine uygun bir konuşma yapmış oldum. Ama hakikaten bu, çünkü her yılbaşı benim de canımı sıkar. Böyle abuk sabuk tipler sokaklara yayılırlar. Ve bakın İstanbul, tamam bu sene şey var. Yani bu pandemi dolayıyla. Fakat son 10 yıldır özellikle 2010'dan bu yana. Yani cemaat artı AKP'nin dinci siyasetlerinin bütün toplumun zerrelerine yayılmasıyla birlikte. Mesela pek çok güzellik yok oldu. Ya mesela yılbaşı gecesi, işte çam süslemek, evi süslemek. Ya bunların hiç kimse, bakın hiç kimse bir Hristiyan gibi düşünerek yapmadı bugüne kadar bu ülkede. Hoşuna gitti, yaptı, uyguladı. Ne var bunda?
Yani işte elim Hristiyan'ı 2000 yıl önceki Türk adetlerini almış, bugün Hristiyan adeti diye sunmuş. Ayrıca kimse buna kadar. Ama böyle yılbaşı kutlamak günahtır, o gece namaz kılınır, başka bir şey yapılmaz. E peki kardeşim, yani ne farkı var? Ben alt tarafım, yıl dönüyor. Ben onda bir eğleniyorum, bilmem ne yanında güzel. Efendim içiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Al işte bu sene şey ne olacak, evlerde içilecek. Yani bu içki düşmanlığı, bunu dinsel nedenlerle yapıyorlar ama. Yani bir, ama sorarsan gençlerin sağlığı falan filan, hepsi bunların açıkçası palavra, kusura bakmasınlar ama Türkiye'nin bütün güzelliklerini aldılar. Güzel lokanta kalmadı ya, meyhanesi kalmadı. Sana ne kardeşim, 1930'larda Abdülhamit döneminde, 4. Murat döneminde İstanbul'da çok zarif meyhaneler var ya, şimdi kalmadı ya. Tarumar ettiler ya. Çünkü neden? Bütün AKP belediyeleri çöktü. Hepsi dini nedenlerle, tamamen o. E ben bunu Müslüman ülkede bu olur mu? Lan her şey olur Müslüman. Git o zaman lan Dubai'ye. Git Katar'a git bakalım. Katar'da neler oluyor biliyor musun? Bahreyn dediğiniz yer nedir? Bütün Arap dünyasının zevk ve sefa merkezi. Herkes oraya gider. Orada bütün aklınıza ne geliyorsa bütün fantaziler. İçkisi, eğlencesi, kumarı, kadın, kız, oğlan, şu, bu, her şey. E be, bana burada. Ama Türkiye'nin güzelliklerini öldürdüler. Benim en çok canımın yandığı o. Pek çok şeyimiz gitti. İstanbul'un güzellikleri gitti. Bak en son radyo. Ya o radyo şeyimiz var mı? Bakın çok az zamanımız kaldı ama. O bir radyo şeyimiz vardı. Duruyor mu? Bir dakika, bir dakika. Aa, tamam, ikinci yarıda veririz. Ya, ya da yarın anlatırız. Çünkü radyo binası İstanbul. Ya 1945'te yapılan bir şey, binadır o. Ve İstanbul'un en güzel binalarındandır. Şimdi öyle binalar yapmıyor. Yani o günün ve mimari anlayışı, böyle özenli falan. Ya şimdi efendim depreme bilmem neymiş de orayı boşaltıyorlar, yıkacaklar, oraya otel yapacaklar. Ya artık bakın buldozer gibi eziyorlar her şeyi. Bütün değerler yok oluyor. Yani İstanbul efendim şey, tabii bu yoksullaştırılıp biat ettirilen kitlelerin tabii akıllarının da yetmediği bir şey var mesela. Nedir? Ya Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ni yıktık ama daha güzeli. Hayır. Önemli olan daha güzelini yapmak falan değil. Yani Tayyip Erdoğan ya da herhangi bir AKP'linin operayla, baleyle, klasik müzikle, nitelikli bir sanatla ilgileri olabilir mi? Ha, bunu küçümsemek falan diye söyleme. Hiç kimse alınmasın. E yok. Sevmiyor adam. Belli, biliyor. Zaten söylüyordu. Yani bana Mozart dinletme, bana Bach dinletme. Sonra ne oldu? İşte Ankara'da şey, o da neden? Hani toplumun şey kesimine, operayı sevenlere değildi o mesaj. Klasik müzikten hoşlananları değil. O yoksullaştırılmış kesimlere bak, ben onların da yapıyorum. Ya abi bravo ya, ne kadar geniş yüreklisin. Hani ya bu saçma sapan opera filan ama. Ha bak bir radyo şeyi var, onu bir izleyelim sonra reklama gideriz. Bak bir radyoyu bir izleyin. Bunu bir sendikanın hazırladığı yanılmıyorsam sabah gördüm ben de ama. Yani bakın radyo dediğiniz yer. Bugünün var yani bu böyle dijital platformlara falan işte oydu o gün. Herkesin hayretler içinde baktığı ve radyo yayınları banttan olmazdı. Televizyonların da 2 yılları öyleydi. Şimdi her şey banttan. Her şey banttan. O zaman öyle değildi yani. Münir Nurettin Selçuk, Zeki Müren, Müzeyyen Saner, Safiye Ayla, efendim İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Senfoni Orkestrası. Bunlar hepsi giderler. Halk şeyi, halk müziği. Orada canlı yayınlanırdı. Yani ve inanılmaz radyo açılır o saatte canlı yayınlanırdı. Her türlü hatasıyla sevabıyla bugün benim burada yaptığımı o zaman radyodan sanatçılarla beraber, sazlarla beraber. Sonra tabii teknoloji de değişti, o da ayrı. Ama bugün mesela o binayı yıkmak istiyorlar. Ya o bina öyle ya da böyle müze yaparsın kardeşim. Tamam içeride çok çalışılmaz, depreme karşı belki zafiyet görülmüştür. O zaman başka türlü kurursun. Ama mesele o değil. Mesele Cumhuriyet döneminde yapılmış olan her şeyi yerle bir etmek. Yok ediyorlar. Bakın İstanbul'un, Ankara'nın, Anadolu'nun çok güzel bazı yolları vardı. Yok ediyor o yolu. Mesela Marmaris'te Kral Yolu derler. İki tarafı ağaçlı, ortasından yol giderdi. Marmaris'e öyle giderdiniz. Yok ettiler. Yan tarafa tamam ama o yolu da yok etti. O yolu kullan kardeşim. Python kullan, bir şey kullan. İstanbul'un birçok yapısını yok ettiler.
Çünkü Terminator bir kafa var. Bizden olmayan her şeyi yok ederim. Ama edemiyorsun işte. İnsanların sevgisini, inancını, bağlılığını, vatan sevgisini yok edemiyorsun, edemeyeceksin de. Kusura bakmayın yani. Şimdi reklam aramıza gidelim. 12'den önce tekrar karşınızdayım, merak etmeyin. Değerli izleyiciler, şimdi bir ilk bölümde ben Aytun Çıray mı dedim? Böyle bir iki izleyiciden Aytun Çıray diye. Hayır, Aytunç Altındal. Yani çok nasıl olduysa yaptıysam işte o canlı yayında bakın farkında değilim. Burada mesajda ya Can Bey Aytun Çıray dediniz. Nereden çıktı? Aytun Çıray yaşıyor tabii. Allah uzun ömür versin. Ha, bazen şeydir ama böyle hani ömrü uzatır derler de Aytunç Altındal. Altundal aslında. Yani papalığı sarsan Türk yazardır o. Sonra başka şeyleri de oldu, eserleri de oldu. Çok sayıda var zaten ama maalesef gitti. Şimdi bir de bir şey diyeceğim. Tabii bu Nardugan'ı anlattık 22 Aralık, 21 Aralık falan ama 22 Aralık yani bugün gene bizim tarihimizde çok acı bir olayın da yıl dönümü pek çoğunuz mutlaka biliyorsunuzdur ama hani onları da anmadan geçemem bugün. Sarıkamış'ta Rusya ile savaşa giderken 90 bin askerimiz donarak şehit olmuştu. Çünkü Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nın hemen başı 1914 çok tedbirsizce yola çıkarılıp uzun bir yolu yürüyerek zorlanmıştı. Ve maalesef askerlerimiz Sarıkamış'taki soğuğa dayanamamıştı. Neden? Çünkü ayakkabıları kötü, paltoları ince, pantolonları kağıt gibi ve sırtlarında silah, mermi onları taşıyorlar. Dayanamadı. 90 bin. 22 Aralık hepsi aynı gün mü? Hayır. Ama 22 Aralık sembol gün. Yani o tarihte çünkü bulunuyor. Hepsi donmuş vaziyette. Böyle bir tarihi acı olayımız da var biliyorsunuz. Evet şimdi gelelim. Efendim... Nelerimiz var diye bakmak istiyorum da. Şimdi bir gazete şeyinden yani kendi köşemden de giderek şey yapayım. Çünkü bazı haberler dün tabii ben gün sıcağı sıcağına yazan yazarınız olduğum için günlük olay. Şimdi efendim bir Hamza Yerlikaya olayımız var. Hamza Yerlikaya nedir? 3 defa dünya şampiyonu olan süper bir sporcumuz. Türkiye'nin gururu. Olimpiyat şampiyonluğu da var değil mi? Evet şimdi bu Hamza Yerlikaya biliyorsunuz daha sonra... AKP'ye yakın oldu. Gayet doğaldır. Öyle düşünüyor, öyle inanıyor. Tayyip Erdoğan'a destek verdi. Onunla birlikte işte Cumhurbaşkanlığına alındı. Şey başkanı oldu. Yani spordan sorumlu danışman oldu. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı oldu. Fakat bir belge çıktı ki ortaya. Hamza Yerlikaya'nın geçmişini bir anda karalıyor. Nedir o? Meğer ortaokulu bitirdikten sonra liseye okumamış. Fakat daha sonra işte şeye gideyim diye spor akademisine gitmek için çaresiz demişler. Sana bir diploma ayarlayalım. Bir sahte diploma ayarlanmış. Şimdi bu ortaya çıktı. Fakat Hamza Yerlikaya'nın tepkisi çok tuhaf oldu. Bakın şimdi haberde bir izleyelim. Benim de zaten köşe yazılarımdan biri bu. Oradan girer devam ederiz. Değerli izleyiciler bugün ben kendi köşemde de yazdım. Olay aslında tabii şey şimdi Hamza Yerlikaya işte panik halinde. Yaptığı çok ayıp bir şey tabii ama sarayda olunca büyük ihtimalle nasıl o bir milletvekiline saraydan yazıp bunu oku dediler. O da cep telefonundan okudu. Bu da büyük ihtimalle saraydaki adamlar tarafından yazılıp böyle bir şey yap diye. Çünkü artık şey yok. Yok farz ediyorsun. Eleştirileri şunları yok farz ediyorsun. Baskın çıkıyorsun. Taktik bu. Bakın bir olay daha anlatacağım çünkü unutmazsam bunu. Çünkü bir laf uzuyor unutuyorum ama Dijitürk'le ilgili bir şey anlatacağım. Yok farz edip kamuoyundan sakladığınız zaman hiçbir şey olmuyor. Bu iktidar bunu becerir. İşte onun için dün anlatmıştım yani. Tek parti, tek adam. Bu. Muhalefeti de yok ediyorsun. Onu da yok ettiğin zaman zaten artık yaptığın hiçbir şeyden hesap sorulmuyor. Şimdi bu olay herkes şey yapıyor. Dün çıkmadı. Dünkü bir karar değil bu. Bu olay 1999'da mahkemesi başlamış, 2001'de karar verilmiş. Bakın 2001'de henüz AKP yok. 2002'de kuruldu. AKP ya da 2001'in sonunda kuruldu. İşte 2002'deki seçimlere katıldılar. Şimdi büyük ihtimalle şu olmuş benim anladığım. Bu Hamza Yerlikaya dünya şampiyonumuz. 3 tane altın madalyası var. Şimdi
devletin bazı haklar var işte. Ev veriliyor. O zaman ne veriliyordu tam hatırlamıyorum ama bir para veriliyor. Ayrıca bu yani bu dal belli dallarda dünya ya da olimpiyat şampiyonu ya da Avrupa şampiyonu olanlara ilgili yüksek öğrenim hakkı tanıyorlardı. Yani sınava girmeden yani dünya şampiyonu güreşçimiz tıp fakültesine değil tabii ya da mühendisliğe değil ya da ne bileyim işte dille ilgili ya da ekonomi değil. Sporla ilgili birkaç tane üniversitemizde bölümler var. Onlardan birine sınavsız girebiliyor. Şimdi herhalde benim anladığım onu tam söylese aslında bunu belki de şey olacak. Bu ya buraya nasıl şimdi bir akademik kariyer yapalım oradan da işte spor hocalığı falan yani cumhurbaşkanlığı danışmanlığı falan aklının ucundan geçmez. Nereden geçsin ki? Öyle bir şey 2001 ya. Ben büyüyeceğim de işte beni Cumhurbaşkanı şey yapacak, böyle Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olacağım falan. Böyle bir şey yok. Ama belli ki bir kariyer yaparım. İşte ne bileyim akademik olarak güreş hocalığı, çünkü alaylı güreş hocası diyelim ki 5000 lira maaş alırsa, hani bir şey, bu akademi bitirmiş olanı 7000 lira alır, 8000 lira alır, ne bileyim daha etkili olur falan filan. Ona da herhalde denmiş ki, ya abi sen merak etme biz sana bir lise diploması ayarlarız. Yapılıyor muydu? Yapılıyordu. Bunu yapmışlar. Ve tabii onunla beraber diploma elinde olunca şak şeye giriyor. Akademiye, spor akademisine mezun oluyor ve yüksekokul mezunu akademik ünvanlı bir hoca haline geliyor. Ama daha sonra işte AKP'ye yakınlaşması, Tayyip Erdoğan onu keşfetmesi, işte danışman yapması filan bugünlere geliyor. Aslında anladığım bu. Şimdi burada rahatsız edici olan Vakıfbank'ın yönetim kurulu başkan yardımcısı yapılması. Şimdi Hamza Yerlikaya'nın tanımıyorum. Ben dünya şampiyonunu biliyorum ve onunla bugün de gurur duyuyorum. Ama bir bankanın yönetim kurulu başkan vekilliği yapabilecek kapasitede mi değil mi bilmiyoruz. Ha özel bilgileri var mı? Özel yeteneği var mı? Efendim kağıt üzerindeki şeyine bakarsanız, yani CV diyorlar ya özgeçmişine bakarsanız öyle bir şey gözükmüyor. Ama özel yetenekleri olur. Çünkü bunun tersi de çok oluyor. Yani nice insan tesadüfen bulundukları yerleri arka arkaya yazdığı zaman olağanüstü bir özgeçmiş çıkıyor. Yani düşünsenize baro başkanlığı, milletvekilliği, meclis başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı vekili falan böyle. Bir okuyorsun abi diyorsun ki derya mesela. Bizim bir takım siyasetçilerin özgeçmişine baktığın zaman böyle bir destan var arkalarında. Nitelik abi onu bilmiyoruz. Kağıt üzerinde destan. Nitelikleri bilmiyoruz. İşte burada tersi olabilir. Kağıt üzerinde de, ama bugüne kadar onu da duymadık. Hani bir kişi çıkıp da ya tamam öyle diyorsunuz ama kardeşim yani adamın öyle ekonomik teorileri var ki. Yani bankacılar parmak sürüyor. Ondan yararlanmak için anında falan. Burada rahatsız edici olan o. Yoksa onun dışında bunu tam anlatırsa ahali çok kızmaz. Doğru mu? Yanlış. Bakın sahte ya da şey yani okuldan alınmış olabilir. Okul düzenlemiş olabilir, bir kayıt tutar. Bu sahte olmadığı anlamına gelmiyor. Kötü mü? Kötü. Ama bunu Cumhurbaşkanı danışmanı olarak yapsaydı bu misli 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 olurdu. 1999'da muhtemelen biri aklına gelip onun da çok derdi değil. Abi tamam çok güzel Allah razı olsun. Bir de akşam lisesine kaydettirmişler. Usulen de gidip gelmiş görünüyor filan. Oh. Kötü, bakın yanlış çünkü ben bazen bazı şeyleri söylüyorum. Oradan İzleyici tepkisi geliyor. Yani bunu nasıl savunuyor? Ya savunmuyorum. Durumu anlatıyorum. İşte dün de oldu mesela. Bu şimdi geleceğim o konuya da. Hani bu Sofuoğlu denilen profesör, doktor şahsın işte üniversiteler fuhuş falan filan orada anlatırken yani bazı şeyler vardır. Baba olarak, anne olarak, aile olarak falan tepki koyabilirsiniz. Ama bunu bu demokratik bir ortamda kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunmak zorunda olduğu bir ortamda devlet politikası haline getirip bununla ilgili kanun çıkaramazsınız diyorum. Bana özür dile diye mesaj atanlar oluyor. Yani olan başka bu başka. Hani neden sadece onu söylemedin de bir baba olarak söyler. Ama bakın şimdi bugünkü yazım koyar mısınız arkadaşlar? Zaten başlığı görünce hepiniz güleceksiniz. İnin aç yukarı yukarı yukarı. Ana baş yazıyor. Bak ben hiç söylemeyeyim. Buyurun. Ya kız erkek aynı evde oturan gençler imam nikahlıyız dese. Şimdi Sofuoğlu olan vatandaşa soruyorum. Çünkü imam nikahı dünyanın en kolay işi biliyor musunuz? Bir imamı çağırıyorsun, kızla oturuyorsun. Yaşı hiç önemli değil. 13-14 yaşında da olur. Yani resmi nikahta bir 18 yaş. Ailelerin rızasıyla
16'ya inebiliyor. O da hani belli koşullar oluyor. Devlet diyor ki tamam bu evlenebilir. Ama normal evlenme yaşı 18'dir. Çünkü 18 reşit olma yaşı. 18 yaşındaki bir üniversiteli oğlanla üniversiteli bir kız aynı evde kalıyorlar. Arkadaşları da var. Polis geldi. Vali mesela, çünkü Tayyip Erdoğan'ın cümleleri var, şimdi okuyacağım. Dün de yayınlamıştık. Geliyor. Diyor ki siz burada otur. Ahlaki şey yapıyor. Ben, bir dakika ya, imam nikahımız var. Çağır imamı söylesin. Ya da varsa bir belge. Ne yapacaksın abi? Şimdi fuhuş mu oluyor bu? Peki yaz tatilinde de boş ol dedi gitti. Ne oldu şimdi? Bak şimdi böyle şeylikler var. Ya yazarın bir tanesi bu iktidara çok yakın. Bir de kendilerini böyle hani efendim biz dini değerlere çok saygılıyız falan diyen. Bunu dine bile bağlamış. Yani Sofuoğlu'na eleştiriyor. Diyor ki ya kardeşim diyor sen ne kadar yanlış bir şey yapıyorsun diyor. Bir kere diyor bizim İslam inancında diyor öyle birine diyor fuhuş yaptı dersen işte 4 tane tanık olacak. Bunlardan biri itiraz ederse kabul edilmez filan. Yani bir takım şeyler bak buraya kadar gidiyorlar. Çünkü bu aslında bu dinci zihniyette olanların da hassas noktası. Onlar sadece laik Atatürkçüyüm bilmem neyim diyenler yapıyorsa fuhuş diyorlar. Ya imam nikahı yaptım dedi hadi bana çöz. Var mı? Aksi bir kanıtın var mı? İtiraz edebilir misin? Hah işte o zaman devletin dini nikah tamam ama bunun resmi nikah olması gerek kuralını işletmeye kalkar. O da kimsenin işine gelmez. Hani muta nikahı diye de bir şey var. Bir takım mesela İran'da falan uygulanıyor diyorlar. Bazı İslam ülkelerinde hani bu gelenlere bir takım hizmetler sunmak isteyenler. Usulen böyle şey, o bir muta nikah, pat nikah bastın, sabah giderken de boş ol dedin, bitti. Şimdi bu aynısı. Şimdi çünkü bak diyor ki, Tayyip Erdoğan'ın sözleri yani şimdi şey, Sofuoğlu bunları referans alıp mahkemeye kullanırsa, efendim bakın yani ben bir belki yanlış bir kelime kullandım ama mantık aynı mantık. Çünkü diyor ki, Denizli'de şahit olduk diyor. Yurtların yetersizliği beraberinde çeşitli sıkıntılar doğuruyor. Üniversite öğrencisi genç kız, erkek öğrenci aynı evde kalıyor. Bunun denetimi yok. Muhafazakar demokrat yapımıza bu ters. Vali Bey'e bunun talimatını verdik de 2013. 7 yıl geçti. Hiçbir kanun yok. Yapamazsınız zaten. Yani reşit olmuş insanların aynı evde oturuyor olmasına, yan yana gelmelerine siz eğer vergiyi oluşturabilecek bir sorun bulamazsanız müdahale edemezsiniz. Şimdi bakın hani şimdi bakın nereden nereye gidiyor. Genel evler vardır değil mi? Mesela meşhur Manukyan değil mi? Nedir bu kadının özelliği? Genel ev işletir. Genel ev işletmesinin temel kuralları var. Bir vergi öder. Yani bugün hani işte bu ahlak bekçiliği yapan bir takım şeyler de o genel evden gelen vergilerden de paylarını almış oluyorlar aslında. Ha bir de fuhuş dedikleri bir olay var. O nedir? Kontrolsüz dışarıda. Orada bakın devlet anlayışı orada sağlığı mağlı düşmez. Hesapta odur. Eskiden bir Can denilen bir yer vardı. Can Kurtaran'daki Zührevi Hastalıklar Hastanesi. İşte böyle baskınlar yapılır. Böyle bir sürü serbest çalışan ya da çalıştırılan kadın toplanır. Oraya götürülür işte ve vesika denirdi o zaman. Vesikalı olurlar. Meşhur Vesikalı Yarim diye bir film falan vardır. O vesika o. Yani Zührevi Hastanesi'ne girip şak eline belge veriyorlar hayat kadınıdır diye. Bu çok tabii aşağılayıcı bir şeydi. Şimdi herhalde bitti onlar. İşte onlar serbest çalışan. Devlet burada hesapta şunu söyler. Efendim genel evlerde çalışan kadınların devamlı sağlık muayeneleri yapılır. Böylelikle halk sağlığını yani oraya gidenlerin sağlığını koruyoruz. İşte dışarıda yapanlarsa aslında o değil biliyor musunuz? Genel evde çalıştığın zaman takır takır vergi öder. Dışarıdaki vergi ödemez. Olay bu. Fuhuş dedikleri o. Vergi ödemiyor çünkü. Şimdi bunun dışında karışamazsın. Ancak bu işin para karşılığı olduğunu saptarsın ve vergi olmadığı için de alırsın götürürsün. Yoksa hani vay efendim falan, öyle bir şey yok. Bak 7 yıl çıkaramıyorsun. Ama Denizli'deki olay derken Tayyip Erdoğan diyor ki yani yurt yok bilmem ne yok. Biraz da mecburiyet var. Kızlar erkekler aynı odada. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Üniversitede pek çok tanıdığımız var. Uzaktan benim akrabam, yakınım yok zaten. O yaşlarda yok ama. Mesela kız erkek aynı evi paylaşanlar var. Bugüne kadar hiçbir sorun çıktığını da duymadım. Ha efendim aralarında flört ilişkisi, aşk ilişkisi olan var mıdır? Vardır tabii.
Bu konuyu bir tür ticarete çevirmiş olan üniversiteli kızlar yok mudur? Vardır tabii. Ama siz bunu genelleme yapıp ve böyle olursa kızım böyle olur dediğiniz zaman ben o zaman art niyeti şöyle arıyorum. Kızını okula gönderme kardeşim. Okula gönderirsen fuhuş yapar. O çıkıyor çünkü. Onu koruma. Nedir? Bunların derdi yok çünkü. Dediğim gibi imam nikahı diye bir olay var. Dert başka. Siz bakmayın o 90'lı yıllarda bu cemaatin olduğu işte falan 28 Şubat turbanı köpürterek efendim işte kızlarımızın eğitim hakkı bilmem ne filan. Bakın şimdi o eğitim hakkından nereye geldik? Okumuş insanlar zararlıdır diyor. Kızları okula gönderme. Şimdi bakın bu odur. Şimdi üniversite dediğiniz yer niye yaydılar biliyor musunuz aslında hani üniversiteleri? İşte biraz da belki bu nedenle. Yani bulunduğun yerde üniversiteye git falan ama her yerde aynı kalitede üniversite ya da aynı senin istediğin şey yok. Kızlar böylelikle ya baskı altında olacak ya da okumayıp kenarda denileni yapan olacak. Onun için hiç. Şimdi gelelim. Bakın bence son günlerin en önemli olaylarından biri. Gazetelere baktım hiçbirinde göremedim değil mi? Var mı? Birinci sayfalarda manşet olabilecek haber. Benim gazetem dahil görmemişler. Arkadaş Osman Öcalan diye bir adam var. Bu adam İmralı'da 1999'dan bu yana mahkumiyetini çeken Abdullah Öcalan'ın kardeşi. Biliyorsunuz bu kişi yerel seçimlerin ikincisi yapılacakken yani beğenmediler ya aa biz kaybettik ama biz bunu saymayız dediler ve ikinci seçimi yaptılar ya. Ha işte o arada CHP adayı kazanmasın diye Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT ekranlarına çıkarmışlardı. Şimdi diyeceksiniz ki yani kardeş iyi de aranan terörist. Efendim bizde bir laf var. Kırmızı bülten. Ya kırmızı ya da siyah ya da sarı fark etmez. Aranıyor terörist. TRT ekranına çıktı bakın. Ben burada yanlışlıkla teröristlerden 3 tanesinin adını anarken bir parça hani kollarmış gibi ya da hani öyle algılanacak biçimde, öyle anlaşılacak diyorum. Şak Rütük soruşturma açar, burayı kapatır. TRT, Rütük kontrolü dışında biliyorsunuz. Rütük karışamıyor biliyor musunuz TRT'ye? Ya mesela Abdullah Öcalan'ı biz burada çıkarsaydık şeyi, Osman Öcalan'ı, burası bir ay kapatılmıştı. Ve herkes de yani o işte sorumlu olan herkes de mahkeme önündeydi. Terörist olmamakla beraber terör örgütüne yardım yataklık. Ama TRT ki tamamen sarayın kontrolünde, o çıkardı. Şimdi bakın çok vahim bir şey söylüyorum. Bu Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan bir röportaj vermiş. Kime? Vefa, Muhammed Vefa isimli bir gazeteciye demeç vermiş. Diyor ki, bana TRT'den talep geldi. Yani zaten Abdullah Öcalan'ın kardeşi TRT'ye gidip de ben çıkayım konuşayım demez. Onlar yapmış. Ama bakın daha şey, çok vahim bir şey söyleyeceğim. Hiçbir gazetede yok. Herkesi bu konuda, bütün medyayı da bir şekilde kınıyorum burada. Gazeteci soruyor. Son dönemde hükümetten birileri sizle görüşmeye geldiler mi? Şimdi aranan bir terörist bakın. Öcalan şu cevabı veriyor. Evet, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı danışmanı ile görüştük. Cumhurbaşkanı danışmanı dediğiniz iç hükümet. Ya yani bakanların büyük mü yok. Orada bir Süleyman Soylu var. Şey olan yani yetki verilmiş ve kes, biç ne yaparsan. Bir de Milli Savunma Bakanı. O kadar. Gerisi hikaye. Yani bakanlıklarını bakan gibi yapamıyorlar. Ama işte çaycının oğlum çaylar bardaklar temiz olsun. İşte kapının girişini iyi temizleyin. Bir de şurada bir adam vardı. Ya ona bir şey yapın. Ya atanılacakları bile saray karar veriyor. Yani onlara karışamazlar. Ama çok lüks arabalarla işte geziyorlar, tozuyorlar. Gide sayın bakanım falan. Böyle kos 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 böyle giriyorlar filan öyle. Bakın dikkat edin bakanlar. Bir şey dişe dokunur bir şey söylüyorlar. Zaten ya normal bir şey söylüyor, kimse aldırmıyor. Ya da işte bu Milli Eğitim Bakanı gibi, Dışişleri Bakanı gibi, Sağlık Bakanı gibi. Kendiliklerinden bir ara bir laf söylüyorlar. Şak tepeden bir şey geliyor. Bittin arkadaş. Onun için, şimdi bak, rezalete bakın ya. Evet, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı danışmanıyla görüştük. Uzun bir görüşme oldu. PKK başta olmak üzere yaşanan durumlarla ilgili görüştük. Ya burası Türkiye ya. Bugün muhalefetten çıt yok ya. Gazetelerde yok. Kendi gazetemde yok. Benim başka bir haberimi birinci sayfaya almışlar. Niye?
Herkes tembelleşti bir kere. Bakmıyorlar, görmüyorlar. Ben nasıl görüyorum? Bakıyorum. Ya bu üstünlük olarak söylemiyorum ha. Yazı yazacağım zaman tarıyorum. Bakıyorum orada ne var, orada ne var, orada ne var, oradan oraya, oradan oraya. Benim günüm öyle geçiyor. Ve bu çıkıveriyor önüme. Bu herkesin önünde. Ya bir terör lideriyle ya da aranan bir teröristle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan bir danışman uzun gidiyor ziyarete. Bak şimdi ziyarete gidiyor. Mesela TRT'nin şey çekmesi başka yöntemlerle de olur. Çektirirsin TRT'ye gelir, TRT yapmış gibi yayınlarsın adam neredeyse. Ama yüz yüze görüşüyorsun kardeşim. Bir yere gidiyor. Ve bu adam muhtemelen Türkiye'de değil. Ya Sincan'da. Ne deniyor? Sincar mıydı o şey? Irak tarafından hani var ya. Hani esas hani Kandil bitti o. Ya Kandil'e gidiyor. Ya ne bileyim Suriye topraklarında bir yere gidiyor. Ve görüşüyor. Bu kabul edilemez. Böyle bir şey olamaz bakın. Bir devlet bunu yapamaz. Hani bir ara Oslo görüşmesi filan Tayyip Erdoğan ne diyordu? Bize görüştü diyen şerefsizdir. Sonra ne oldu? İstihbarat görüşür. Kardeşim istihbarat legal ya da illegal görüşmeler yapar falan ama bunlar sadece rapor edilir ve ona göre plan yapılır. Bu açıklanmaz. Ya adam çıkıyor söylüyor diyor ki saraydan geldi diyor ya. Danışman diyor. Kimse merak etmiyor. Bir tek ben sordum burada. Kim bu? Hangisi? Yok mu ya merak eden yok mu? Bak bütün muhalefete de sesleniyorum. Ben görmedim gazetelerde. Yani gördüğü varsa da özür dilerim. Çünkü bakmadım. Mesela Cumhuriyet'e bakıyorum yani. Görmüşler mi? Hah. Cumhuriyet'te var. Bak bakmamıştım. Aferin. Cumhuriyet'te var. Öcalan hangi danışmanla görüştü diyor. Bravo. Evet. CHP sözcüsü söylemiş. Şimdi söylediklerimi bakın. Buna bakmadan söyleyeyim. CHP sözcüsü Öztürk. Nerede peki abi gazetelerde? Nerede haber? Dün oldu bu. Bakıyoruz. Dün oldu. Burada var mı? Yok. Yani bunlarda zaten yok. Bu sabah şeysinde falan yok. Yani bakın bir tek Cumhuriyet'te bir de benim köşede gördüğüm. Bir dakika bir güne bakayım ya onlar da olabilir çünkü. Yapmışlar mı ya da görmüşler mi? Onlar farklı nedenle görmüyor olabilirler. Bakıyorum Evrensel. Mesela Evrensel'in de büyütmesi lazım biliyor musunuz? Çünkü niye? Mesela reform dediler 22 yıl hapse mahkum ettiler. Kim? HDP'nin eş başkanlarından efendim Leyla Güven. 22 yıla mahkum ettiler terörist olmaktan. Şimdi mesela o şey bunu büyütebilir. Yani neden? Açılım süreci bilmem. Onlarda da yok. Bakıyorum Yeni Çağ var mı? Ya ben tabii birinci sayfalara bakıyorum ha. İçeride olan o kadar şey değil. Mesela Hürriyet. Sormuş musun abi? Hayır. İçeride var mı diye bakıyorum. Öcalan. Ya bu çok önemli bir haber. Bakın yok televizyonlarda da yok. Görmedim. Niye yok? Allah Allah. Allah Allah. Yani bu... Hah. Hürriyet'te var. Bak dünkü şey. Öztürk'ün basın. Osmanlı'dan Cumhurbaşkanı görüştüğüne ilişkin iddiası. Osman Öcalan yeniden ortaya çıkmıştı. Anlaşılan ufukta seçim var demiş. Bakın Hürriyet gazetesi şu kadar minicik ama neden? Ya biz efendim gazeteyiz bizde var. Hani ben şimdi burada cayırdadım ya. Yok bunlar da filan. Ha bizde var diyor. Nasıl var? Böyle. Şu kadar. Öyle bir iddia. Öcalan'ın iddiası. Kardeşim çok önemli ya. Sen Öcalan'ın niye bakın? Öcalan daha önce devlet tarafından, saray tarafından ekrana çıkarıl, TRT ekranlarına çıkarılmamış olsa kuşkuyla karşılarsın. Dersin ki bir dakika abi herif yurt dışında aranan bir terörist buraya nifak bombası atıyor. Yani ne olacak? Oradaki mesela Karayılan yarın dese ki ya geçenlerde buraya işte İbrahim Kalın geldi mesela şimdi. Hani afaki söylemek için. Dese ben dururum burada. Bir dakika abi ya derim. Yani adam daha da İbrahim Kalın geldi. Önce şeydi. Fakat Osman Öcalan öyle değil. Zaten ekrana çıkarılmış. Zaten saray onunla içli dışlı olmuş. Kim bu? Bir tek Cumhuriyet'te var. Bu kadar. Ne diyor? Altta o da. Osman Öcalan'la hangi danışman görüştü?
daha büyük olması lazım bence. Yazık. Benim köşedeydi. Benim köşeden devam edelim. Ya benim köşeyi baktığınız zaman Türkiye'nin gerçeğini görüyorsunuz valla. Şimdi bir tane şey Amerika'dan gelen bana özel haber. Onu söyleyeyim. Trump biliyorsunuz. Hala acaba seçimleri bir şekilde iptal ettirebilir miyim? Yeniden yaptırabilir miyim? Ya da bir yerlerde. Fakat olmuyor. Resmen ilan ettiler Trump'ın şey. Fakat Trump ne yapıyormuş biliyor musunuz? Amerika'daki dostum dün not olarak gönderdi. 2024'teki seçimlerde aday olmayı planlıyormuş. Bunun için de Florida'da herhalde kendine ait olan Mar-a-Lago golf tesislerinde bir düzenleme yapmışlar bir yere. Oraya bir oval ofis yapıyormuş. Ve oradan seçim çalışmalarını sürecek. Fakat şimdi bakın burada ne oluyor? Bu milyonlarca takipçi şeyi var. Destekçisi var. Bakmayın yani. Bakın bir ihtimal diyorum. Bir ihtimal. Kendi bir conspiracy teori yani bir ne deniyordu ya? Bak şimdi oraya gitti aklımdan. Komplo ya vallahi. Ne diyorsunuz siz Türkler ne diyorsunuz? Allah'ın komplo da yabancı aslında. O filmden aklımda kaldı ya. Öyle tipler vardır biliyor musun? Siz Türkler ne diyordunuz hani bu filan diye böyle uzun yıllar mesela Amerika'da yaşamış gelir böyle. Ne diyor? Ben biraz unuttum Türkçeyi de biraz. Ondan oluyor bunlar, bütün bunlar. Ne diyordunuz bu hani Prime Minister neydi siz de Türkçe'de ne nasıl deniyordu? Başbakan filan. Bir de tersi vardı bir arkadaşım bak ondan tip komik. Çok ünlü bir sanatçı. Adını vermeyeyim ayıp olur. Şimdi iki şey vurgu yapacak. Birinde şöyle soruyor işte çok ünlü ama herkesin tanıdığı fakat bu Amerika'da yaşıyor gelmiş. Hafif de Türkçe'de böyle kırklaşmış. Bu sanatçı tabii herkesin kendini tanıdığına inanıyor. Doğal. Çünkü şey zamanı tek televizyon siyah beyaz dönemi. Yani gazeteler çok hakim. Onun için böyle bir sanatçı. Yani Zeki Müren tanımayan var mı? Zeki Müren gibi birini düşünün. Çok ünlü. Geliyor şey böyle. Bir şey olunca da affedersiniz. Kimdiniz diyor ben sizi çıkaramadım falan. Kadın şaşırıyor. Nasıl tanımaz beni falan. Sonunda diyorlar ki ya Türkiye'nin en önemli ses sanatçılarından şöyle filan. Ondan sonra laf şey oluyor, sahneye çıkmak falan. Şimdi bu kırık Türkçesiyle ama kasıtlı. Şimdi vurgu çok önemli bakın. Diyor ki, ya diyor, o diyor o kadar insanın içine çıkıyorsa hiç utanmıyor musunuz diyor. Şimdi o utanma sorusunu vurgulayarak yaptığınız zaman farklı anlamlar çıkar. Ya sahneye çıkınca ben çok utanıyorum şimdi bu. Ama bir de tersinden bak. Ya utanmıyor musun? Şimdi soruyor öyle soruyor. Fakat o sanatçı bunu anlamıyor. Ve zorluyor. Ay niye utanayım işte bir. Ay Allah Allah ben olsam utanırım. Hiç utanmıyor musunuz falan gibi. Böyle bir dalga geçtiler. Üstüne şeye geliyor. İşte o tarihlerde çok sevilen kadın sanatçılar. Ünlü. Kim var işte Elizabeth Taylor var mesela. Ya da bizim Türkçemizde Elizabeth Taylor. Öyle okunurdu. Robert Taylor kocası filan. Elizabeth Taylor çok şey popüler, menekşe gözlü falan. O tarihte işte şey de söylüyor. Ya diyor ki dünyada en çok sevdiğim Elizabeth Taylor diyor. Şimdi bizim Amerika'dan gelen gıcıklık yapacak ya bu ünlü sanatçı. Kim diyor? Elizabeth Taylor diyor. Allah Allah kim? Nasıl diyor tanımazsın? Hem de Amerika'da işte Hollywood'un bilmem ya İngiliz şu falan bizim arkadaş. Israr Allah Allah Elizabeth Taylor sonunda artık diyorlar ki lan yap. Ha siz Elizabeth Taylor demek istiyorsunuz diye. İnan bu Türkçeyle şey ben de biraz önce o duruma düştüm yani ne diyorsunuz falan diye. Komplo teorisi olarak ama nereden geldik oraya bak. Ya araya çok laf girdi. Sonuç Oval Ofis'teki çalışmalarında milyonlarca takipçisi var ya, şeycisi var ve onlar hala bir şey olacağını umuyorlar ve Trump'a acayip yardım yağdırıyorlar. $200 milyon toplanmış bağış şeyinde ve bu bağış şeyleri de hepsi Trump'ın özel hesabına yatıyormuş. Şimdi diyeceksiniz ki yani ona ya harcamaz yani Trump zengin adam zaten. Fakat esas güzel tarafı şu, gülümseyerek söylüyormuş medya. Medya biliyorsunuz hiç sevmiyor Trump'ı. Şeye geleceğim, o komplo teorisine geleceğim. Söylüyorum. Ve diyorlar ki, ya o para toplandı ama o bir dahaki seçimde bir kaynak değil. Başkanlığı bittiği günden itibaren vergi dairelerinin açacağı davalar
Onu harcayacak, bitirecek zaten diyor. Komplo teorisine gelince o da şu. Ben diyorum ki bir ihtimal Trump aslında seçimleri kazandı. Adam çok çırpınıyor. Belki de kazandı ve gerçekten hile yapıldı. Ama ne oldu biliyor musunuz? Amerikan derin devleti ve hani establishment denilen yerleşik düzen attı. Yani Trump geldi, önce bir baktılar falan, dediler ki bu aslında tehlikeli. Fakat hani başkan, Beyaz Saray, işte Pentagon, dışişleri, şu bu falan, hani biz onu, hayır Trump öyle olmadı. Mesela ne yaptı? Hiç alışık olmadık biçimde. Gece yarıları tweetler attı. Çin'e tweet attı mesela. Ya sabah uyanıyor mesela Pentagon. Lan bir bakıyorlar, Çin'e bilmem, Rusya'ya bilmem ne demiş falan. Sonunda benim anladığım tükürüp attılar. Kazansa da kazanmasa da. Ben onun için ilk başlarda diyordum hep. Yani Trump kazanabilir fakat izin vermeyecekler. Ve bakın sadece Amerika'da değil. Bütün Avrupa, dünyanın güçlü bütün şey yapıları Trump'ın üzerine yürüdü ve indirdiler abi. Tükürüp attılar. 4 yıl tahammül ettiler. Şimdi işte hani diyeceksiniz ki peki demokratik mi bu? Ya demokratik değil ama adam da demokrat değildi. Adam da Amerika'yı uçuruma götürüyordu. Bakın şu anda Amerika'da en çok ne konuşuluyor biliyor musunuz şu anda? Koronanın dışında. Siber saldırı. Ve bunun altında Rusya'yı görüyorlar. Trump Çin diyor. Çok ciddi bir siber saldırıya uğradılar. Pentagon filan zor toparladılar. Ha bize çok haber olmuyor. Ha diyeceksin ki sen de söylemedin. E ne yapayım yani oraya oturuyorum aklımda var ama bunlara bakınca konu başka yerlere gidiveriyor. Ama şu anda Amerika çok ciddi bir siber saldırı altına gidiyor ve buradan Trump'ı sorumlu tutuyorlar. Neden? Çünkü seçimi Rusya'nın dolaylı desteğiyle kazandı. Ruslara karşı zayıf davrandı ve Ruslar bütün bu gediklerden sızıyorlar için. O yüzden yani Trump'ın bir daha hiçbir şey ve bakın 21'inden sonra belki de sayısız dava açarak hakikaten canını okuyacaklar. Çünkü dünyanın da dengesini değiştirdi. Bakın çok şey oldu. Onu örnek alan pek çok lider var. Ülkesini yöneten. Ya lider lafını da sevmiyorum ama işte klasik ülke yönetiminde olan başbakan, cumhurbaşkanı, başkan neyse o insanlar var ve hepsi şeyi taklit ediyorlar. Trump gibi olmak. İşte o da müthiş zarar. Şimdi bir de bir yazı okumak istiyorum size. Çok tabii hüzünlü, şöyle hüzünlü. Bizim nasıl baskılar altında olduğumuzu biz sizlere tam yansıtamıyoruz aslında. Baskı deyince hep akla sabahın köründe gözaltı, işte hapse atılma ya da işte ekran karartma falan geliyor. Ama esas dipten dibe çok ciddi baskı uyguluyorlar. Ne yapıyorlar mesela? Vergiyle terbiye etmeye çalışıyor. Öbür taraftan basın ilan kurumu reklam, yani devletin verdiği resmi ilanları mecbur oldu. Onları keserek, buraya verme, buraya ver diyerek. İşte RTÜK bir takım yok konuşmada, yok şöyle dedi, yok böyle dedi deyip 3.000, 5.000 başlayıp 150, 200 bin, 500 bin lira giden para cezaları. Bunların çoğu size yansımıyor biliyor musunuz? Bakın Soner Yalçın da hani Sözcü'de yazdığı gibi bir de Oda TV var. Çok güçlü bir şey kanalı bu. Haber kanalı. Yani, o ilginç şeylerden bakıyorlar. Ve aslında hani derinlemesine habercilik yapmıyorlar biraz ama hani olanı böyle tık 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 şaşırıyorsunuz yani. Orada olmuş, orada olmuş. Bunlar olay oluyor. Onun da sahibi genel yayın müdürü. Fakat mesela buradan şimdi size okuyacağım. Mesela Oda TV kapalı zaten. Kaç gün oldu? 295 gün oldu galiba bugün. 295 gündür Oda TV kapalı. Ama Oda TV 4 diye yayın yapıyor. 1, 2, 3 onları hep kapadılar. Efendim başına bir koydu kapadı. Onu yaptı. Şimdilik karışmıyorlar. Ama Oda TV resmen kapalı. Ama yayında. Şimdi bizim de haberimiz yok, sizlerin de yok. Ben de bu yazıdan öğrendim. Oda TV'de aylardır vergiciler varmış. Abuk sabuk şeylere vergi cezaları kesiyorlar. Yani mesela bir tanesi burada yazmıyor, size buradan okuyacağım. Mesela Nihat Genç, pek çoğunuz ismini biliyorsunuzdur. Şimdi galiba ulusal kanalda Beryansın TV diye bir şeyleri var. YouTube kanalları var. Oda TV'de de yazıyordu. Ya da işte görüntüsü mü öyle bir şey vardı. Mesela o bir davada mahkum olmuş. Tazminat. Oda TV ödemiş. Ki bu medya tarihinde böyledir. Yani ben falanca gazetede çalışıyorum. Yazdığım bir yazıdan dolayı bana tazminat çıktıysa, bir para cezası çıktıysa bunu müesseseler öder, kurumlar öder. Yani bunun kuralı böyledir. Öbür türlü çalışamazsınız zaten.
Yani bana bir ceza gelecek, benim 5 maaşım. Nasıl öderim ki? Ha, efendim bu cezalar çok artmaya başlarsa, işte oranın sahibi der ki, arkadaş tamam iyisin, hoşsun ama yani bak senin yüzünden çok ödüyorum. Yolu ayırır ama parayı öder. Şimdi bu da öyle. Maliye gelmiş demiş ki, bunu nasıl sen ödüyorsun? Ya kardeşim bu kuraldır. Böyle öderiz. Ayrıca biz bunu öderken hani şey yapmıyoruz, saklamıyoruz ki. Bunu muhasebeden çıkıyor bu para. Açıktan ödemiyoruz. Bak burada. Hayır, cart ceza. Şimdi şöyle bir yazı yazmış. Ben hepimiz için de uyarladım. Sözcü Gazetesi köşesinde Soner Yalçın'ın feryadını okudum hafta sonunda. Oda TV'nin de sahibi olan Soner Yalçın sadece bu yıl başlığını attığı yazısında böyle diyor. Şimdi her cümlenin başına sadece bu yıl ekleyin. Oda TV'yi kapattılar. Oda TV yöneticilerini ikinci kez hapse attılar. Oda TV'de toplamda yüz binlerce yıllık hapis cezası istenen davalar açtılar. Ha, yüzlerce yıllık hapis cezası istenen davalar açtılar. Oda TV'yi mali açıdan çökertmek istediler. Evimizi, barkımızı başımıza yıktılar. Özel hayatımız üzerinde drone uçurdular. Günlerce ekranlarda hakkımızda etmedikleri küfür kalmadı. Tarihimizde böylesi ağır baskılara kaç yayın organı uğradı? Yukarıda okuduğunuz cümle içindeki Oda TV yerine Sözcü yazın, hiçbir anlam değişikliği olmayacaktır. Oda TV'den Sözcü'ye hakikat merkezleri direnmeyi sürdürecek, diyor Soner Yalçın yazısında. Ben de devam ediyorum. Ne kadar haklı Soner Yalçın. Tabii yazdıkları sadece Oda TV ve Sözcü için geçerli değil. Oda TV yerine Tele1 yazın, durum aynı. Veya Cumhuriyet yazın, Bir Gün ya da Evrensel yazın. Halk TV'yi koyun parantezin içine, durum aynı. Görülmemiş bir güç şımarıklığı ile benzer bir zulüm yaşanıyor. Evet, korkunç bir şey bu. Ve bu kamuoyunun dikkatinden kaçıyor, görmüyor. Söyleseniz de şey, mesela vergi, adam hemen oradan, var ya böyle çok bir, sizin bir ayrıcalığınız mı var, siz niçin? Peki kardeşim, bana Sabah Şeysi'nin ödediği vergiyi söyleyebiliyor musunuz? Ya da Sabah Şeysi'ne ne zaman en son vergi şeyi gitti? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Belki orada da var. Ama sonuca bakalım. Ya da Rütük'ün Tele1'e yönelik iki tane meczup şikayeti üzerine soruşturma açtığı bir dönemde 150 bin şikayet alan bir programa hiç elini uzatmadığını biliyor muyuz mesela? Çünkü bunlar açıklanmıyor. Ha, bunları takip eden bir muhalefet de yok. Medya olarak biz de yapmıyoruz. Halbuki bunlar açık bilgiler. Rütük'e girdiğin zaman görüyorsun. Alo Rütük'e kim ne kadar şikayet etmiş görülüyor. Ama yapmıyoruz. Ben bununla ilgili bir program yapabilirim her hafta. Bakın Rütük ne yapmış, ne etmiş bilmem ne. Çünkü onları topluca baktığınız zaman inanamayacağınız şeyler çıkıyor ortaya. Ya bu ülke buna müstahak değil. Böyle olmamalı. Onun için uyarıyorum. Bu dönem geçici fakat çok yakıcı. Hayatları yok ediyorlar. İnsanları perişan ediyorlar. İşini aşını elinden alıyorlar. Görmüyoruz bunları. Nice insan yok oldu gitti. Nice şirket yok oldu gitti. Herkes diyor ki abi ben dur şimdilik bana bir şey olmadı ben devam edeyim. Şimdi bakın bir görüntü izletmek istiyorum size. Hani ben dün bir şey anlattım. Dedim ki insanlar yoksulluğunu kabul etmiyor. Karnı doyduğu an onu verene şükrediyor ve biat ediyor ona. Şimdi bakın bir ben size hani arkadaşlara söylemek için diyorum da. Amca diye bir şey var. Videomuz var. Hani burada amca yazıyor karıştırmayın diye. Bir onu koyar mısınız lütfen? Şimdi bakın böyle bir ülkede yaşıyoruz biz. Arkada kalsın bu amca. 650 lira maaş alıyorum diyor. Ve geçiniyorum diyor. Çünkü talepleri o kadar. Ve dikkat edin 500 kere Allah'tan razı olsun. Allah'ıma şükürler olsun ki. Hamdü senalar olsun ki. Çünkü niye? Kendini öyle şartlıyor. Şimdi o zaman ne oluyor biliyor musunuz? İşte bizim hukuk, demokrasi, insan hakları dediğimiz her şey ortadan kalkıyor. Şimdi bir sosyal devlet her vatandaşının asgari geçimini sağlamak zorunda. İşte ama bizde asgari geçim böyle sağlanıyor. 675 lira alıyorum, geçiniyorum diyor. Ha, sorun nerede biliyor musunuz? 3000, 4000, 5000, 8000 lira değişik mesleklerde maaş alanlar 675 lirayla kendi geçinemeyeceğini düşünüyor ve bu insanlara üzülüyor. Dün söylediğimi tekrarlamak istiyorum. Muhalefet, yoksulluk üzerinden siyaset yapmayı bırakın. Yoksulluk para etmiyor. Adam memnun.
Bir kuru ekmekle o akşamı kurtardığı zaman ya Rabbim sana şükürler olsun diyor. Kim verdi bunu? Erdoğan verdi. Ona şükürler olsun o zaman. Oyumu ona veririm. Bak ne yapmadı ki diyor adam. Şimdi onun gözüyle bakıyorum. Haklı. Şimdi mesela bana da geldi. Bizde de yayınlandı mı bilmiyorum. Cengiz İnşaat'ın bir reklamı var. İki tane var. Ha bizde yayınlanmamış pardon. Çünkü bana bir mesaj atmış. Diyor ki Can Bey bu reklamdan 2,5 milyon lira aldığınız söyleniyor. Lan dedim ne bu reklam merak ettim. Şimdi acaba Tele1'de hani benim programın arasında mı yayınlanıyor filan. Neyse bak bizde yayınlanmamış. Şimdi mesela burada adam arka arkaya böyle bir başlıyorsun. Hakikaten gözlerini kamaştırır. Bakın izleyin reklamı. Öbür televizyonlarda çıkıyor. O reklamda yani santrallar, otoyollar, köprüler, efendim İstanbul Havalimanı filan hep böyle Cengiz İnşaat, Cengiz Holding olmuş tabii. Şimdi bu adam onları görüyor. Hiçbirini kullanmayacağı, hiçbir şekilde ona bir faydası olmayan, hatta dolaylı faydası bile şu anda olmayan. Çünkü acayip borçlanıldığı için onları kapatmak için de bu amcadan da para alıyorlar biliyorsunuz. O 675 liradan vergi de var. Onu da kesip 675'i veriyorlar. O çok memnun. Çünkü asla hayal edemeyeceği şeyleri görüyor. Bu çok doğru bakın. Hani niye diyorum? Mesela Tayyip Erdoğan çıkıyor, ısrar, tünel, köprü. O da, hakikaten bakın. Eğitimi fazla olmayan, görgüsü, bilgisi de gelişmemiş. Yani bunu hani küçümsemiyorum ha. Yani adam fazla bir küçük semtte yaşamış. Bütün dünyası yani iki semt öteye geçmemiş. İstanbul'da deniz görmemiş insanlar yaşıyor biliyor musunuz? Biz onu ta 1990'larda Sabah gazetesindeyken araştırmasını yapmıştık. Şu anda daha da fazladır. İstanbul'da denizi hiç görmeden büyüyen çocuklar var. Denizi hiç görmemiş kadınlar var. Niye? Dünyası, evi, karşı komşu, şuradaki bakkal amca. O kadar. Onun dışında bir yere gitmiyor zaten. Gidemiyor. Hah, şimdi o insanı alıp da 3. köprünün ayağına götürdüğünüz zaman böyle kalıyor. Ben şahit olduğum için söylüyorum. Marmaray. Ya Marmaray özünde bir metro. Aynı yerin altından giden bir tek burada 2 kilometrelik bir ya da 2,5 kilometrelik bir mesela deniz altından gibi. Onu siz görmüyorsunuz. Yani denizaltı hatta ben birkaç kere şey bile yaptım. Ya denizin altına girdiği zaman metronun içinde bir şey yapın. Yani şu anda denizin altındayız işte çıktık falan gibi. Hani hesapta böyle bir mavilik var ama kimse anlamıyor. Hayır bayağı anons edilebilir. Sayın yolcularımız şu anda denizin altındayız. 2 kilometre boyunca filan gibi. Yani bunlar yapıp bunlar propaganda yöntemidir. Şimdi adamı götürüp getirmişler. Ben tabii Üsküdar tarafında çok kullandığım için ben Marmara'yı çok kullandım. İlk günden itibaren. Yani açıldı bir söz. Fakat ilk haftalar filan anormal bir kalabalık vardı. Neydi biliyor musunuz? Kapıda otobüsler vardı. İnsanları getiriyorlar. İşte bu dediğim hani denizi bile görmemiş olan. O insanları getiriyorlar otobüsler. Sonra onlar topluca iniyorlar aşağıya. Ve tabii adam hayatında ilk defa metro görüyor. Görmemiş yani öbür metroları da kullanmamış. Ve bakıyor çünkü denizin altında olsa derim ki ulan der hani böyle canlıdır o böyle balıklar geçiyor bilmem gemileri görüyor işte filan. Aa der yok normal metro istasyonu ya Üsküdar istasyonu. Allah'ım ya neler yaptı bu adam falan böyle. E şimdi o adam işte 675 lirayla mutlu. Muhalefetin anlamadığı o. Çünkü esas Türkiye'yi sırtında taşıyan, yani üretimi sağlayan, çalışan, emek harcayan, bunun karşılığında vergisini ödeyen ve hani bu yardım paralarının çok üzerinde, onlara göre çok üzerinde. Oo diyor, çok zengin diyor. Neden? Maaşı 4000 lira diyor. E tabii 675 lira alan biri 4000 lira maaş alana o zengin der. Çünkü öyle düşünüyor. Bende 4000 lira olsa ne yapacaksın? Soğanın cücüğünü yerim demiş ya. Hani iki kişi. Milli Piyango'dan 100 milyon çıkarsa ne yaparsın? Soğanın cücüğünü yerim demiş. Çünkü o dünya. Şimdi böyle olunca saraydaki şahsım görüyor. Diyor ki esas Türkiye'yi taşıyan, esas itici güç bana zaten oy vermiyor. Ama sayısı az. Yani ben burayla onun üstüne çıkıyorum. Son araştırma geldi Mehmet Ali Kulat'tan. 37 şey dağıtınca 37 oluyor. MHP'ye de kattığın zaman 45-46 oluyor. 45-46'ya geldiğin zaman zaten 4 puan kalıyor. Muhalefet herkes ne diye bakıyor? O 46 ise demek ki 54. 54 ama 10 civarında HDP var. Bakın Bahçeli'nin 2015'te bütün millete attığı bir kazık var.
Bir cümle. Dedi ki ben HDP'nin oy verdiği birine oy vermem. Kimdi o HDP'nin oy verdiği biri? Deniz Baykal. Bahçeli'nin Deniz Baykal'la ne sorunu vardı? Ama bakın, yatırıma bakın. İleriye dönük HDP'nin önünü kesti. Yani şöyle kesti. HDP ile işbirliğinin önünü kesti. Ya ben HDP ile aynı düşünmem. Yaptığı pek çok şeyi eleştiririm. Ama eğer bugün bu iktidarın yönetimindeki ülkede bir cümleyle kararnameyi kanun haline getirilebildiği bir tek adam rejiminde hala HDP anayasal olarak duruyorsa buna siz hayır diyemezsiniz. İşte. Şimdi nasıl kesti? Bir cümle. HDP'nin oy verdiği adaya oy vermem. Geldik tur. Biri dedi ki HDP dedi ki ben muhalefet olarak Tayyip Erdoğan'a oy vermiyorum. Muhalefetin adayına oy vereceğim dedi. Muhalefetin adayı da merkez sağdan Abdullah Gül gibi mesela bir aday hatta. Eski AKP'den gelen. Birleşmişler demişler ki AKP'yi bir tek bu adam yıkar yap. HDP'nin oy verdiği adama oy vermem diyen pek çok kişi dönecek. O zaman Tayyip Erdoğan'a veriyorum diyecek. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir kazık attı. Kafalara yerleştirdi bunu. Şimdi bunları görerek bakmamız lazım. O zaman yoksulluk siyaseti demek ki çok da fazla insanları etkilemiyor. Beni etkiliyor. Ben üzülüyorum. Çünkü ben 675 liranın hayrı üzerine bir para kazanıyorum. Doğal olarak. Aa, bir şey kazanmıyorsan ha sakın. Ama işte ortalama bu ülkede kazanılan neyse o kadar kazanıyorsun. Ama onlar da oraya vermiyor. Ne bittik mi? Çok mu açtık? Bana niye kulağıma söylemiyorsunuz? Ama ben duymadım. Duysam yapar mıyım bugüne kadar? Maalesef evet yarına kaldı bazı konularımız. Ama bugün işte böyle bir sohbet yapmış olduk sizlerle. Evet yarın saat 11'de tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize iyilikler, esenlikler, hoşça kalın diyorum.